Evet merhabalar. Discord JS hazırlık videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzun amacı daha önceden programlama dersi almamış, programlama altyapısı olmayan veya çok az dersler almış ama temeli tam olarak oturtamamış insanların Discord JS serisine başlamadan önce bilmesi gereken şeyleri e, anlattığım bir video. Bu videoda e, Node.js'in temellerini tek bir video şeklinde tek tek öğreneceğiz zaten videonun işleyiş göre göreceksiniz. Öncelikle e, Node.js'i kurmamız gerekiyor. Çünkü Discord.js Node.js ile yazılıyor. Node.js öncelikle ne? Aslında Node.js kısaca e, ismini muhtemelen duymuşsunuzdur. Umarım duymuşsunuzdur. JavaScript, e, JavaScript normalde mesela e, browserlarda, bu bildiğimiz tarayıcılarda internet sitesi yapacağınız zaman kullandığınız, genelde kullandığınız bir dil JavaScript. Ve JavaScript, JavaScript çok güzel bir dil gerçekten. Çok hızlı çalışıyor, çok güzel özellikleri var. Ve bu yüzden de e, Node.js aslında JavaScript'in bildiğimiz e, internet tarayıcısının dışarısına e, çıkarılmış hali. Yani bildiğimiz e, herhangi bir internet tarayıcısı olmadan e, kullanabiliyorsunuz bu dili. Öncelikle Node.js kurmamız gerekiyor. Bunun için e, açıklama kısmına koyacağım linkten e, bu linke girerek buraya direkt girerek e, ben burada önerilen versiyon indirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü son versiyonlarda buglar yaşanabiliyor. Boş boşuna sıkıntı çekmeyin. O yüzden bence önerilen versiyonu kurun. Şimdi. Kurulum yaparken dikkat edeceğim sadece bir nokta var, e, öncelikle bunları next yapıyorum, kabul ediyorum lisans anlaşmasını ve daha sonra tam olarak bu kısımda, Tools for Nature Modules kısmında şunu işaretliyorum, eğer bunu işaretlemezseniz Discord.js serisindeki kurulumların bazılarını sıkıntı yaşayabilirsiniz çünkü e, bazı kurulumlara ihtiyacımız oluyor, install diyorum, bu biraz zaman alacak açıkçası, e, bu indirmeye başlasın, şimdi bunun dışında, peki kodlarımız, kodlarımızı nerede yazacağız, biz kod yazacağız ama nerede yazacağız? Şimdi arkadaşlar şöyle bir, şöyle bir şey vardır. Kodları e, istediğiniz yerde yazabilirsiniz. istediğiniz bir editörle. Yani gidip siz buraya bir dosya oluşturup test.js diye siz bunu gidip nerede mesela bulayım. Not defteriyle bile kod yazabilirsiniz buraya. Fakat not defteri not defterinin kod yazmak mantıklı mıdır? Değildir. Tabii ki değildir. Çünkü hiçbir özelliği yok. Çok zor. Ee, işte yani kod yazmak için çok elverişli değil. Ama yazılabilir mi? Evet yazılabilir. Bu aklınızda bulunsun. Bu niye buraya gitti? Şu an göremiyorum bunu ama. Neyse birazdan herhalde. Hı, tamam bitmiş herhalde o. Ee, şimdi karşınıza bu arada Node.js kurulumu sırasında böyle bir şey gelecek. Herhangi bir tuşa basıyorsunuz. Yine herhangi bir tuşa basabilirsiniz burada. İzin veriyorsunuz. Ve bu gerçekten birazcık zaman alacak. Bu, bu yüklenecek. Şimdi e, biz tekrar editör kısmına gelelim. Not defterinde, Notepad Plus Plus'ta birçok yerde yazabilirsiniz kodu fakat çok efektif değil. Çok güzel, çok popüler ve çok efektif bir e, editör var ki o da Visual Studio, Studio Code. Microsoft'un yayınladığı bir editör. Bunu indireceğiz. E, Visual Studio Code diyerek, yazarak ya da açıklama kısmına koyduğum linkten download'a gelerek buradan direkt olarak Windows için indirilmesi yapabilirsiniz. Ekstra hiçbir adım yok. E, direkt olarak e, indirebilirsiniz. E, bu arada NoteJS'in kurulumu devam ederken arkada ben size yavaş yavaş göstereceğim bu Visual Studio'yu. Bunu aşağıya alalım. Bunu siliyorum. Ben bunun için hazırlıklı bir klasör açtım. Ve burada yeni bir dosya oluşturuyorum. Hatta dosyayı böyle oluşturmak zorunda da değilsiniz. Şöyle yapalım. Visual Studio kodu açalım. Önce bir tanıyalım. Editörümüzü. Evet açıldı. Şimdi öncelikle sol üstte file kısmından veya burayı açtığım zaman da bakın burada gördüğünüz gibi 5 farklı bölme var. Burada ilki bizim ilgilendiren kısım. Dosyalarımız burada olacak ilk kısımda. Mesela Open Folder diyerek bir klasör açalım. Masa üstünden ben buradaki hazırlık klasörünü açıyorum. Ve şu anda burada hazırlık klasörüm gözüküyor. İçi boş olduğu için hiçbir şey yok içerisinde. Mesela şurada bakın yeni bir şey ekleyebiliyorsunuz veya sağ tıklayıp da new file olarak diyerek ekleyebilirsiniz. App.js JS ne? JavaScript uzantısı bu. JavaScript olacağı için JS ile bitiriyoruz. Şimdi bunları dolduracağız tabii ki ama biraz daha devam edelim. Burada mesela bir arama kısmı var. Ee, bunlar sizin çok önemli değil. Çok, çok kullanmayacaksınız bunları. Şunu kullanacaksınız. Burada Extensions kısmında e, Kullanabileceğiniz Böyle şeyler var. Nasıl desem. Mesela önerilen bakın. Önerilen e, Eklentiler. Bildiğimiz Chrome'da nasıl eklenti varsa burada da var. İşte Örnek veriyorum S-Links. E, burada birçok var. Blufi falan. NPM. Bunları kullanabilirsiniz ama e, şöyle. Biz şu an bunları kullanmayacağız çünkü buna gerek yok. Visual Studio Code çok güzel bir şey. Herhangi bir extension'a gerek kalmadan çok rahat bir şekilde kod yazabilmenizi sağlıyor. Burada bilmeniz gereken, Visual Studio Code'da bilmeniz gereken tek şey şu ki, terminale bastığınız zaman, burada new terminal demeniz gerekiyor. Bu terminale ihtiyacımız olacak. Şimdi, bu terminal aslında bildiğimiz, şu gm değil açtığımız bu terminal. Buraya aynı kodları yazabiliyoruz buna ihtiyacımız olacak bu arada bu ne seviyede bu devam ediyor şu an bu gerçekten çok uzun sürüyor 10 dakika 15 dakika sürdü oluyor değişiyor tabii ki bilgisayarınıza göre şimdi Visual Studio kodla alakalı birkaç bir şey göstermek istiyorum aslında şimdi Visual Studio kod bize çok güzel avantajlar sunuyor kod yazarken nasıl avantajlar sunuyor mesela işte kodlarımızın otomatik olarak tablerini düzeltiyor bunlara değineceğim bunun dışında ee, mesela şu gibi metotlar var. Ben şu andan göstereyim. Videoyu hiç boş boşuna kesmeyeyim Ki aslında bu da bitti. Tam denk geldi. Güzel oldu. Şu type enter to exit yazısı geldiği anda bir kez enter'a basıp kapatıyorsunuz. Evet tamam. Bastım. Şu an Node.js'in kurulumu tamamlandı. Node.js kısmına gelelim. Orası bizim için daha önemli. Şimdi not Node.js kurduktan sonra buraya Node yazdığınız anda size bakın. Welcome to Node.js ve 14.16.0 der. Ve ctrl C yaptığınız zaman ise bakın CTRL'e C yaptığınız zaman ise iki kez yaptığınızda bunu kapatabilirsiniz. Ya yani şu e, Node yazdığınız zaman size burada kod yazmanızı istiyor. E, bir js kodu yazmanız gerekiyor burada. Help yazdığınız zaman tabii şeyler çıkıyor. E, fakat buraya gidip de cmd komutları yazamıyorsunuz. Yazdığınız herhangi bir şey tanınanmıyor. Ctrl C yapıyorum, kapatıyorum. Ve CLS yazarak burayı temizleyebiliyorum. E, başka temizleme bir yöntemi daha var. E, o da Ctrl L tuşlarıyla, e, tuşun kombinasyonuyla yapabiliyorum. Şimdi Şimdi Node.js ile başlayalım aslında yavaştan. Visual Studio Studio'nun da bize sunduğu ayrıcalıkları bu sırada görürüz. Öncelikle başlamak istediğim kavram konsol. Konsol aslında bizim için temel bir obje ve ben kodlar, kodlarda şunu yaparım. Her zaman kod yazacağım zaman. Kodları birbirine bağlamak için, yani birbirine bağlamak için derken mesela şöyle düşünün. Benim bir burada bir listem var. Listem var. Ve benim bu listemin içerisinde işte A var, B var, C var, C diye üç farklı eleman var ve belki bu A'nın altında 1, 2, 3 diye farklı değerler var. Yani ben listenin altından, A'nın altından bir erişmek istiyorum diyelim ki. Bunları yapmak için, kodları bağlamak için birbirlerine nokta kullanıyoruz. Yani ne demek bu? Mesela e, örneğin biz ekrana bir şey yazmak istiyoruz. Konsolumuza bir şey yazmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Konsol üzerinden noktaya bastığım anda burada bana bakın birçok şey sunuyor. Bu Visual Studio Code'un güzel bir özelliği aslında. Şu gördüğünüz karemsi, küp daha doğrusu bu sanırım. Mor küpler size metotları gösteriyor. Yani fonksiyon gibi düşünebilirsin Onlar bir fonksiyon aslında. E, şu gördüğünüz mavi olan, e, dikdörtgen prizması gibi olan şey ise e, bunlara sanırım attribute deniyordu, özellik. Yani bu herhangi bir fonksiyon değil. E, bunları aslında değineceğiz birazdan göreceksiniz. Konsolun altında log diye bir metot var. Bu metot bizim konsola bir şey yazdırmamızı sağlıyor. Şimdi peki biz buraya bir şey yazacağız ama nasıl yazacağız? Ama test yazsam mesela yazar mı? Yazmaz. Çünkü test e, tanımlı bir şey değil. Bunu buraya bir şey yazdırmak için şu şekilde e, bu ne bu işaretlerin ismi? E, tırnak işareti sanırım evet. Tırnak işaretinin içerisine herhangi istediğim yazı yazabilirim. Bakın test as yazdığım anda. Peki ben bu programı nasıl çalıştıracağım? Her zaman şöyle çalıştırdım node uygulamaları. Node boşluk dosyanın ismi. App.js Tamam basıyorum bakın test asd yazısını aldım. Yani konsolumda test asd yazdırıldı. Tabii ki buraya ben başka şeyler yazdırabilirdim mesela. 1, 2, 3 yazdırayım. Bunu yazdırdığım zaman da yazacak. Farkını göstereceğim bu arada. Neden tırnak kullanmadığımı şu anda. Bunların hepsini göstereceğim. Konsol bak bizim konsola bir şeyler yazmamızı sağlıyor. Gerçekten aslında <laughs> saçma bir şekilde ileride çok işinize yarayacak bir şey. Neyse bunu daha sonra değineceğiz. Şimdi bu arada az önce yaptığım şeyi göstermek istiyorum. Kodlar şimdi biz buraya kodumuzu yazıyoruz ama bazı yerlere yorum satırı eklemek isteyebiliriz. Yani ben mesela e, kodlarımı daha düzenli yazmak için, daha güzel ayırmak için yorum satırı kullanmak isteyebilirim. Bunları da iki adet slash yaparak buraya yorum satırları yazabiliyoruz. Bunlar e, benim programıma herhangi bir etki etmiyorlar. Tamamen yorum satırı. Bunları hızlı yapmanın yöntemi ise, ya yani ben burada mesela bir yazım var ve ben bunu yorum satır yapmak istiyorum. Gelip en başına işte, iki tane ters slash koyup space e basmaktansa, bunu yapmaktansa şunu yapabilirsiniz. E, Visual Studio Code'un yine bir özelliği. ctrl Ö yaptığınız anda burayı yorum satırına alır. Ve şimdi başlayalım burada değişkenlerle. Şimdi öncelikle değişkenleri göstermek istiyorum. Ee, değişken nedir? Değişken aslında bizim e, istersek bir kez tanımlayabileceğimiz daha sonra e, onun karşılığını değiştirebileceğimiz aslında e, karakterler mi desem? Yani bizim bildiğimiz remimizde bazı değişkenler oluşturabiliyoruz. Bu değişkenler mesela örneğin ben A diye bir değişken oluşturuyorum. Ve bu A değişkenini 5'e tanımlıyorum. Ee, şimdi bu kodlamada eşittir. Bizim matematikteki anlamıyla eşittir demek değildir. Ee, mesela ben gidip a 5 yaparsam, konsol noktalok a yazdırırsam, bu arada bu ters taş n koyuyorum, pardon ters taş n diyorum, noktalı virgül koyuyorum sonuna. Bu JavaScript'te e, bu satırdaki kodun bitti anlamına gelir. Bunu yazmasanız hata almazsınız e, ama elin alışkanlığı ol olsun bence sizde bu. Çünkü bazı dillerde bunu yazmasanız olmuyor. E, biraz daha böyle şey Java gibi, C gibi dillerde. Ee, o zaman o yüzden elinize alışsın bence. Bence yazın noktalı bir ama yazmasanız hata almazsınız. Bakın çalıştırıyorum şimdi. Bakın 5 yazısını aldım ama geldim burada a eşittir 3 dedim bir de. Şimdi çalıştırdığım zaman bakın 3'ü aldım. Neden? Çünkü bahsettiğim gibi bu 5 eşittir demek değil. Şimdi şöyle düşünün en başta ben a'ya 5 yapıyorum. Daha sonra 5 eşittir 3 mi yazıyorum? Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Hayır değil. Ee, çünkü bu eşittir matematikteki eşittir değil. Tanımlamak anlamına geliyor. Yani ben A'yı 5 olarak tanımlamıştım. Daha sonra değiştirdim. A'yı 3 olarak tanımladım. A'yı 3'e eşitlemedim. A'yı 3 olarak tanımladım. Ve e, burada bir ezme durumu var. Bakın mesela neden 5 yazmadı 3 yazdı. Çünkü ben en başta 5 demiştim buna evet. Ama daha sonra bunu tekrar değiştirerek 3 diyerek ezmiş oldum. Ve e, bu arada şöyle bir şey de var ki. Birazdan daha detaylı göreceğiz bunları ama. E, biz değişken tanımlarken JavaScript'te bunların başına bir var yazıyoruz. Var aslında variable'ın yani İngilizce değişken kelimesinin kısaltılmasıdır. Bunları var yazarsanız şey olmaz. Daha iyi olacaktır. Fakat bu değişecek ileride. Ben göstereceğim videonun ilerleyen zamanlarında. Peki. Değişken tiplerine gelelim. Şimdi değişken tipleri. Burada gördüğünüz hatta direkt buradan devam edebiliriz. Burada gördüğünüz 5, 2, 1 bunlar tam sayıdır değil mi? Bildiğimiz sayı yani bunlar. Bu e, ilk göstereceğim integer diye geçiyor. Kısaca int. Int diye yazılır kısaca. Integer tam sayı demektir. Zaten Türkçe sayı tam sayı demektir. Yani burada tanımladığımız a eşittir 1 gibi. A eşittir 100, 1000, 1 milyon her neyse. Bu sayı integer karşılık geliyor. Yani tam sayı karşılık geliyor. İkinci veri tipimiz ne? İkinci veri tipimiz string. Bunu galiba, galiba str diye kısaltılıyor diye biliyorum. Çok önemli değil ama kısaltması string. String de aslında Türkçe'ye sanırım ip diye çevriliyor ama e, bu aslında bildiğimiz yazı demek. Yani mesela mesela test yazmak istiyorum diyelim ki A değişkenine. O zaman bu e, bir string tanımlayacağım zaman test'i bir şekilde direkt yazamıyorum. Bunları e, bu şekilde tırnak içerisine almam gerekiyor. Tırnak içerisine yazdığım zaman bu bir string oluyor. Bu bir yazı aslında yani. çalışıyorum Bakın test A's'deki yazısını direkt olarak aldım. Bunu tam olarak Türkçeye çevirmek konusunda zorluk çekiyorum. Çünkü string dediğim gibi Türkçe ip diye çevriliyor daha farklı çevirileri var ama yaklaşık olarak bu. O yüzden e, garip bir çeviri oluyor ama e, fakat şu farkı size göstermek istiyorum. Şimdi ben gelip buraya 1 2 3 yazarsam bu ne olur? Integer olur değil mi? Ama ya gelip ben buraya tırnak içerisinde 1 2 3 yazarsam? Bu sefer bu integer olmaz. Ben bunu tırnak içerisinde yazdığım için bu bir string olur. Birazdan bunu göstereceğim farklı bir metot ile. Daha sonra e, bir tanımlama yöntemi daha var. O da float. Float ne? Aslında bildiğimiz e, ondalıklı sayı. Ya yani ben mesela 10.5 Örneğin tanımlamak istiyorum. 10.5'i direkt olarak ben böyle tanımlayabiliyorum. Buna ise float diyoruz. Veya buna galiba double de deniyor ama e, farklı dildeydi. Şu an bu dilde tam olarak böyle bir karşılık vermeye emin değilim ama float deniyor kısaca. E, ve bu float'lar eee 10.5 örneğin bir değil şey değil mi? Ondalıklı sayı. Veya 3.75. Fark etmez burada ne yaptınız. Bu da bir float veri tipi. E, fakat float veri tipleri şöyle bir metot göstermek istiyorum. Bakın mesela böyle bir e, floatım var de değil mi? 3,7515. ya ben bazı işlemler yaptım, bazı kodlar yazdım ve sonucunda bana böyle bir sayı geldi. Ama ben şunu istiyorum. Bu, diyelim ki ben bu, say bu sayı ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar isterse burada sonsuz tane rakam olsun fark etmez. Sadece ilk ilk birinci basamağını göstersin istiyorum. Yani birler basamağı deniyor buraya? Birler basamağı denmiyor gerçekten. Birler basamağı deniyor. Birler basamağı sadece gözüksün. Yani ben burada ne kadar sayı olursa olsun gelip burada 3.7 yazsın. Veya 3. İşte böyle bir sayı yazdığı zaman 3.3 yazsın. Sadece ilk basamağı gözüksün. İstiyorsam şöyle bir şey yapabiliyorum. Bunu bir parantez içerisinde alacağım. Ve daha sonra no sonuna nokta fixed denilen bir metot kullanacağım. To fixed 1 yaptığım zaman bakın yalnızca 3.4 sonucunu aldım. Çünkü ee, tabii tabi şöyle yapalım bir dakika. .app.js Evet. 3.4 sonucunu aldım. Daha net gözüksün diye söyledim. Neden 4 sonucunu aldım? Çünkü bu yuvarlıyor. 3.5'imiz örnekler 3. Pardon şöyle. Şöyle bir yuvarlama vardır ama matematikte. Mesela e 3.5 derseniz bunu 4'e yuvarlar. 3.35 derseniz de 37 derseniz de bunu 3.30 pardon 3.40'a yuvarlar. Bu şekilde matematikteki yuvarlama mantığı 5'in üzerindeyse bir sonraki sayıya yuvarlıyor. Bu yüzden mesela 3.32 yazsaydım buraya bu sefer 3.3 sonucunu alacaktım. Bu tamamen yuvarlama ile alakalı unutmayın. Ve tofix 2, 2 deseydim ne olacaktı? 2 dediğim zaman ise e, birler basamağının yanında onlar basamağı da gelecekti. Bakın 3,33. İyi yuvarladı unutmayın. 3 yazdığınız zaman ne olacak? 3, 326 şeklinde. Eee ya tofix'in mantığı şu bu arada en son rakamı yuvarlıyor. Yani gidip de e, şimdi ben 320 farkı 326 yazdı. 336 yazmadı. Çünkü buradaki 2 artık yuvarlamıyor. En sondaki sayı yuvarlıyor. E, o yüzden böyle bir sonuç alıyoruz. Tabii ben kapattım yanlışlıkla. Göstermek istediğim bir yapı daha var. Ee, bir metot var aslında. Metot mu sayıları emin değilim ama. Örneğin ben burada mesela 125 diye bir set şey anladım. Ve ben diyelim ki bu değişkenin tipini bilmiyorum. Aynı zamanda bu değişkenin tipini öğrenmek istiyorum. Ne yapacağım? Type of koyuyorum başına ve a yazıyorum. Bu kadar. Bunu yaz yazıp çalıştırdığım zaman bakın bir number olduğunu, aslında bir integer, bir sayı olduğunu bana söylüyor. Gelip de ben bunun başına bir eğer e, başına ve sonunda bir tırnak işareti koyarsam ne oluyor? Bu sefer bakın string olduğunu söylüyor. Çünkü bu artık bir sayı değil. Bu yüzden de e, bu şekilde e, görüyorum. Yani Gelip de float deneyelim. Ondalıklı sayılar deneyelim. Bunun da bir number olduğunu söyledi. E, ama bu tabii ki e, ondalıklı bir sayı. Direkt olarak e, integer diye geçmiyor. Bunların hepsi number diyor ama e, dediğim gibi float ve integer farklı işaret birbirinden. Şimdi biraz daha ileri seviye objelere gelelim. Biraz daha ilerleyelim. Bu sefer size liste tanımlamaya göstereceğim. Yani ben mesela test diye bir liste tanımlayacağım. Test diye bir e, değişken tanımlıyorum. Fakat bu değişken, az önceki aksine bir liste olsun. Liste ise şu şekilde tanımlanır. Kapalı parantez, pardon. Kapalı parantez, açıp kapatırsınız. Kapalı parantez deniyordu buna, emin değilim. Daha sonra e, içerisine koyduğunuz her eleman arasında virgül koyarsınız. Mesela 1 virgül, 2 virgül, 3 virgül. Burada boşlukta önemli değil, boş koymasanız da olur. Virgül, 4 virgül, 5. İstediğiniz her eleman koyabilirsiniz. İlla elemanlar aynı veri tipinde mi olacak? Hayır. İsterseniz buraya test dersiniz. Buraya 5.25 dersiniz. Buraya Ahmet dersiniz. Fark etmez. Bakın yazdırdım aldım. Tek tek 1, 2, 3, 4, test, 5.25 ve Ahmet değerlerini aldım. Peki ben bu liste içerisinden belli bir değere, belli bir elemana erişmek istiyorum. Bu zaman ne yapacağım? Ben mesela burada testi almak istiyorum. Test yazısını bu listenin içerisinden çekmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Bunun için indeks denilen bir kavrama ihtiyacım var. Index aslında bizim bir liste, liste için konuşuyorum listedeki elemanın yerini bize belirtir. Yani şey gibi düşünün. Ee, bu şu an değişik bir durum var. Söyleyeceğim onu. Mesela diyelim ki bu birinci, yani bunun yerine birinci elemanımız, bu ikinci elemanımız, bu üçüncü elemanımız, bu dört, bu beşinci elemanımız değil mi? Ee, bu şekilde yerini belirtir. Birinci, ikinci, üçüncü şeklinde. Fakat şunu unutmayın ki yazılımda saymaya sıfırdan başlanır. Birden değil. Yani aslında bizim bu, bu örnek için şu bizim sıfırıncı elemanımızdır. Yani sıfırıncı indeksimiz. Şu iki yazısı ise birinci e, indeksimizdir. Birinci elemanımız aynı zamanda birinci indeksimizdir. Dolayısıyla bu test yazısı kaçıncı indeksimiz oluyor? Bakın 0, 1, 2, 3 ve 4. Yani dördüncü indeks. Yani dördüncü elemanımız. O zaman bizim bu testin içerisindeki dördüncü elemanı erişmemiz lazım. Nasıl yapıyoruz bunu? Test yazdıktan sonra bir kapalı parantez ve 4 yazıyorum. Bu da dördüncü indeksteki şeyi bana söylüyor. Yine, bakın test geldi. Peki. Eee... Peki şöyle bir şey yapamaz mıyız? Liste içerisinde liste tanımlayamaz mıyız? Yani liste içerisinde liste. Belki bunun içinde bir liste daha. onu da yapabiliriz. Daha küçük bir şey olsun istiyorum. Şu dörde sileceğim. Ve şimdi ne yapacağım? Mesela diyeceğim ki 1, 2. Sonra burada bir liste daha. Bu listede ise işte 10, 11, 12. Daha sonra bu listeden sonra bir 3, 4, 5 diye bu şekilde alabilirim. Hatta bu listeden sonra bir liste daha oluştur oluşturabilirim. 20, 21, 22. Bunun sınırı yok. Bakın çalıştırdığım anda burada bir listem var. Bu listemin içinde bir liste daha var ve bu listenin içinde bir liste daha var. Bakın karma karışık bir şey oldu ama bu şekilde istediğim kart, istediğim veri tipinde beni depolayabiliyorum. <laughs> Şimdi bir sonraki e, veri tipime gelmek istiyorum. O da JSON objesi. Bakın, geldim. Var test eşittir. JSON objeleri ise e, çok kullanılırlar, çok güzel çalışırlar, hızlı çalışırlar. Gerçekten çok kullanılıyor bunlar. Ben de çok seviyorum kullanmasını. Bunların e, tanımlanması şu şekilde. E, süslü parantez. Süslü parantezde alt gr artı 7 ile e, açabileceğiniz. Otomatik olarak kapatıyor bu arada farkındaysanız bir süzülü kod. Hiç sizin kapatmanıza gerek yok. Bu yanlarla da güzel bir şey tabii ki. Ve şöyle boşluk açayım daha güzel olsun. Bunun içeri içerisinde ise şöyle bir tanımlama yapabiliyorsunuz. E, bu bir adet key bir adet value alıyor. Mantığı bu aslında. Şöyle yapalım. Bir adet key ve bir adet value Peki bu ben nasıl yani bir adet ki bir adet belo şu şekilde. Diyelim ki siz bir veri depo olacaksınız. Bu testin içerisinde ben x diye bir veri depolamak istiyorum. Fakat bu x benim kim? Bunun bir de bir değere ihtiyacı var. x 2 nokta üst üste 3 diyorum. Daha sonra mesela virgül koyuyorum. y 2 nokta üst üste 5. z 2 nokta üst üste 2 olsun. Ben bunu yazdırdığım zaman. Tekrar çalıştırmanda bakın. x'e karşılık gelen değer 3. Y y'e karşılık gelen değer 5. Z'ye karşılık gelen yani 2. Ya ben burada mesela bunu nasıl kullanabilirim? Ya örneğin diyelim ki benim const a eşittir bunu da görmedik affedersiniz. Var a eşittir 5, var b eşittir 3, var c eşittir 4 diye ben farklı 3 farklı diyelim örnek veriyorum. 3 farklı değişkene ihtiyacım var. Ben bunları böyle depo, bu şekilde depolamak yerine şöyle depolayabilirim. A'nın karşılığı 5, B'nin karşılığı 3, C'nin karşılığı 4. Bakın bu kadar basit. Bunu yapmak yerine bu şekilde daha kısa bir şekilde tabii ki bu kadar basit değil kullanımı yapmış oldum. Şimdi JSON objelerini çok fazla kullanacağız. bir de şunu unutmayın her zaman yazılımdaki amaç en az kodla en az satır kodla ve en optimize şekilde bilgisayar için en iyi performans şekilde kod yazmak gerekiyor. Olabildiği kadar az yazacaksınız kodları. Az yazmaktan kastım projeleriniz için geçerli bu. Şu an öğrenme aşamasındayken değil. Öğrenme aşamasında bol bol yazın kod proje aşamasında projenin kodları ne kadar az ise, ne kadar karmaşık değilse, ne kadar az performans gerektiriyorsa o kadar iyi tabii ki. Buna dikkat edin lütfen. Ee, JSON objelerinde peki ben buradaki A'ya nasıl erişeceğim? Ben buradaki A'ya erişmek istiyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Test aynı e, listelerde olduğu gibi bir kapalı parantez ve bunun içerisinde erişmek istediğim değer. Ben burada mesela A'ya erişmek istiyorum. Bu şekilde yazarsam ne olur? Bakın. Bu şekilde yazarsak gördüğünüz gibi bir hata aldık. Hataları okumayı da göstereceğim. Hata ne? Ki bu basit bir hata olduğu için şu anda e, çok güzel bir şekilde bize yerini gösterdi bakın. Diyor ki app.js'te 3 diyor. 3 ne demek? 3. satır. App.js adlı dosyada 3. satırda bu satırda bir hata var diyor. Hatanın yerini de göstermiş. A'yı göstermiş ve demiş ki reference error. A is not defined. Yani A denilen bir değer tanımlanmamış diyor. Şimdi benim burada A diye bir değişkenim var mı? A diye bir de değişken tanımlamış mıyım? Hayır tanımlamamışım. Ee, bu bu bir değişken burada ben bir değişken tanımlamıyorum farkındaysanız A 5 diyerek. Bu bir değişken değil. Değişken olan şey bu. Ben burada e, bir değişken tanımlamadım. Testin içerisine attım bu A değerini. çünkü siz burada herhangi bir şey kullanmadan direkt A yazarsanız bir değişken çağırıyormuş ça 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 çağırıyorsunuz. Bu anlama geliyor. Yani benim burada const a eşittir 3 diye bir değerim olsaydı mesela örneğin o zaman bu hata vermezdi. Sadece ya, hata verirdi ama hata değil tam olarak undefined derdi. Undefined ne? Şimdi ben şu aslında şunu yazdım bakın. Test'in içerisinde 3 yazdım. 3 diye bir şey yok burada. Herhangi bir karşılık bulamadı. Undefined yani tanımlanmamıştı dedi. Ee, bu yüzden ben bunu yazmıyorum. Şu şekilde yazıyorum. Siliyorum. Ben bu a'yı bu şekilde e, parantez içerisinde alıyorum. Zaten bana şey VS Code otomatik olarak a b ve c değerlerini döndürdü bakın. Yani bana gösteriyor şu anda. Bunun içerisinde A, B ve C diye kiler keyler var. Bakın bunlara key, bunlara ise value deniyor. Bunu unutmayın. Lazım olacak size. A dediğim anda tekrar çalıştırayım. Bakın ben şu an bu 5 değerine erişebiliyorum. Çünkü A'nın karşılığı 5'ti. Bunun dışında işte mesela B'ye de tabii ki erişebilirim. B3. Veya bu arada C'nin içerisinde yeni bir JSON objesi alıp açıp bunun içerisinde X. Bakın hatta aynı isim konayım. A2. Burada olan A gibi. Burada da aynı isim konayım. Hata verir mi? Vermez. Çünkü şu an bu A'nın seviyesiyle bu şuradaki A'nın seviyesi aynı değil. Şimdi ben burada bu JSON objesinin içerisinde bir A daha tanımlayamam. Ben bunu tanımladığım zaman iki farklı A değeri olduğu için aslında tanımlarım ama e, ezme durumu olur. E, mantıksız olur. Ama ben gidip de burada C'nin içerisinde bir A daha tanımlarsam mesela 2 diye tanımlayayım. Şimdi bakın gidip ben burada ki bu arada bir saniye şunu tekrar göstereyim. A'yı tekrar tanımlayayım. Bakın aynı şekilde az önce B yazıyordu. Ezme durumu oldu aynı şekilde. Ama gelip de ben burada C'nin içerisinde farklı bir altınımlarsam bu sefer sıkıntı olmaz. Bakın testin içerisindeki yani şu skobun içerisindeki bu parantezin içerisindeki A'yı yazdırmaya çalıştığım zaman bakın 5 değerini alıyorum. Ama ben test A'nın içerisinden bir kapalı parantez daha. Pardon C'nin içerisinden şu an bu test C'ne bir C objesi. Yani şu obje. Ben bunun içerisinden A'yı almak istiyorum dediğim zaman bu sefer bana 2'yi döndürdü. Çünkü ben ne yaptım? Önce testin içerisine girdim. Şurada. Testin içerisinden C'ye geldim. Daha sonra C'nin içerisinden bu C'sinden Bu C'sinden de A değerine geldim. Bu şekilde aslında bir tanımlama yapmış oldum. Dolayısıyla bu şekilde C'sineleri kullanabiliyoruz. C'sinelerde şöyle bir durum daha var. Çok güzel bir ipi daha var. O da şu ki. Mesela C'sinin objesinden ben diyelim ki bunu silmek istiyorum. A değeri silinsin istiyorum. Bunun için ne yapıyorum biliyor musunuz? Yine test içerisinde A olacak Fakat sadece başına bir delete koyuyor. Bu kadar. Bunu yaptığım anda testin içerisinde A'yı silecek. Ve ben burada console.log'a bak testi tekrar yazdırdığım zaman gördüğünüz gibi herhangi bir A değil yok. Sadece B ve C var. Çünkü A silindi. E, bu arada şöyle bir şey göstermek istiyorum. Mesela az önceki liste elemanlarında ya bir liste tanımlarken const test eşittir 1, 2, 3, 4, 5 listesinde örneğin. Bu listede elemanları nasıl silindiğini göstermedim. Ya ben bu elemanı silmek istiyorum, şunu silmek istiyorum. Bunları göstermedim. E, bu göstermemin sebebi aslında birazcık da videonun çok uzun olmaması. Şunu var diye düzelteyim. E, bu gibi durumlarda şimdi sayısız metot var. Yani gerçekten JavaScript'te sayısız metot var. Siz örneğin mesela bu test içerisinden bu, e, bunu göstermiş de olayım aynı zamanda. Bunun içerisinden nasıl silindiğini bilmiyorsunuz. Ya bu listenin içerisinde ben bir eleman nasıl Iı, silebilirim. Bunu bilmiyorsunuz. Ne yapıyorum? Not just have to remove ıı, ne diyebiliriz burada? Variable desem. In Bunlara galiba şey deniyordum. denmiyor ama. İsmini unuttum. Array deniyor. Evet. Array deniyor bunlar İngilizce'de. Burada bakın, zaten yazdığınız anda bakın şey, e, stack overflow'da bir sürü şey çıkıyor. İngilizceye biraz ihtiyacınız var ama buraya girip insanların çözüp gösterdikleri çözümlerden. Bakın burada zaten gözüküyor. Az yukarı çıkmam gerek. Evet mesela burada splice metodunu kullanabileceğini söylemiş. Sen mesela splice metodunu ne bilmiyorsun? Ne yapıyorsun? Node.js splice. Bu kadar basit. Bunu yazdığınız anda bakın developer mozilla.org'da veya javascript mdn diye bir site var. Yazamadım. Ee, buradan gidip bakıyorsun. Sana diyor ki bakın splice metodu bir dizi içerisindeki diziye ait öğeleri kaldırarak veya yeni öğeleri ekleyerek ve veya mevcut öğeleri silerek değiştirir. Mesela neymiş burada bir liste tanımlamış, daha sonra splice ile e, bu şekilde bir, splice etmiş ve silindiğini görmüş. Ba pardon burada silmemiş Feb'i eklemiş. Ne yapmış? Birinci indekse e, Feb'i eklemiş. Burada tabii ki bunları incelemeniz gerekiyor. E, çok daha farklı şeyler var burada. Detaylı bir şekilde anlatıyor size. Bu şekilde araştırma yapabilirsiniz. Ee, sadece splice mi kullanılıyor? Hayır. Mesela şöyle bir fonksiyon vardır. Ee, şöyle bir metot vardır. test.pub dediğiniz anda bakın, yazdırdığım anda. Tamam, bu sanırım bunun için ideal değil. Ee, bunu şu an kafanıza takılmayın. Bunu şu an takmayın. Önemli değil. Ee, bu şekilde araştırma yapın. Ee, Array'ler içerisinden değişken silmeyi serisinde çok fazla kullanmayacağız. Ee, dolayısıyla ben hızlı geçmeye çalışıyorum. Çünkü bu bir hazırlık dersi. Bu bir Node.js e, temel dersi değil sadece bilmeniz gereken şeyler anlatmaya çalışıyorum. O yüzden acele edeceğim bu konuda. Vaktinizi çok çalmak istemiyorum. Şimdi listeleri ve cihazında gö gönderdiğime göre aritmatik operatörlere geçelim. Aritmatik operatörler. Bunlara galiba mantıksal operatörler deniyor. Aynı zamanda daha emin değil. Neyse. Var a eşittir 5 yazıyorum. Ve ben bu a üzerinden toplam. Hatta var b eşittir 3 yazalım. var sonuç bu arada Türkçe karakter desteklenmiyor. E, gidip de buraya Türkçe karakter yazmayın. Total eşittir. E, şimdi burada mesela örneğin a artı b yazalım. Ve total yazdığım anda artı bildiğimiz matematikteki anlamıyla toplama yapacaktır ve ikisini toplayıp e, bu şekilde yaz yazacaktır. Fakat gelip, mesela diyelim ki ben gelip de bir test ile yani bir string ile bir integer toplama çalışsam ne olur? Bakın bunu yaptığım anda e, diğer yani böyle çok C gibi dillerde çok fazla yapmaz bunu ama JavaScript burada, e, JavaScript buradan gelip bu üçü bir string'e çevirip e, direkt olarak testin sonuna ekliyor. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşamıyorsunuz burada. Ama normal şartlarda bu çok kullanmayacağınız bir şey aslında. Gidip siz buraya bir string yazsanız da normalde şu mantıklı mı? Örneğin x yazısıyla y yazısını toplamak. iki yazı toplanmaz. iki sayı toplanır gibimize geliyor ama e, bu kodlama dilinde iki string'i toplayabiliyorsunuz. Arda arda geliyor direkt. Bakın test ve as'de. Direkt dip dibe geldi. Herhangi bir boşluk yok. Tabi buraya bir boşluk koyarsanız o zaman iş değişir. Ee, aynı zamanda stringler için şöyle bir şey göstermek istiyorum bu arada. Ee, bakın direkt olarak A'yı hazırlayacağım ekrana. Mesela diyelim ki siz e, işte sınav sonuçları deyip daha sonra aşağıya geçip burada şimdi bu şekilde aşağı geçemezsiniz yazımda. E, aşağı geçmek istiyorsunuz. Bir alt satır geçmek istiyorsunuz. Bunun için ters slash n yapabiliyorsunuz. Ters de alt geri artı soru işareti sanırım. Evet soru işaretine bastığınız zaman ters slash yapıyorsunuz. En an yaptığınız anda mesela matematik 100 yazdığım anda Bakın e, sınav sonuçları dedi. Bir alt satıra geçtim matematik yüz Eğer ben iki tane ters taşan atmış olsaydım bu sefer ne olacaktı? İki satır altı inecekti. Matematik yüzü burada yazacaktı. Bu şekilde ters aşağıya kullanabilirsiniz. Biz mantıksal operatörlere, aritmatik operatörlere geri dönelim. Evet. Dediğim gibi iki string'i toplayabiliyorsunuz. Bunun dışında sadece bu kadar değil. E, bir float değeriyle ile bir string'i de toplayabiliyorsunuz. Test 3.26. E, dolayısıyla bu şekilde toplam yapabiliyorsunuz. Bir, ya her şekilde 5 ile 3.26 toplayabilirsiniz. 8.26. Her şekilde toplam yapabiliyorsunuz. Sadece bunu integer bazında düşünmeyin. Aynı zamanda sadece bir sayı bazında düşünmeyin bunu. Stringler pardon evet stringlerde toplama yapılabiliyor. Ama gidip de tabii ki mesela bir listeyle bunu toplamaya kalktığınız zaman çok saçma bir sonuç alıyorsunuz. Gidip de bir listeyle ile bunu toplamaya çalıştığınız zaman dediğim gibi ne yaptı burada bakın 1 2 3 yazdırdı sonra 3 daha ekledi ama çok anlamlı bir şey olmadı bu. Dolayısıyla gidip bunu toplama yapmayın bu şekilde toplama yapmayın yani. Burada yapmayacaksınız. Çok ihtiyacınız olmayacak buna. Şimdi, ee, bir sonraki aritmetik operatörümüze geçelim. Buraya yeniden 5 yazsın. Buradaysa 2,5 yazsın. Tabii ki hepimizin bildiği bölme. Çok basit bir mantığı var. Bölme yaptığınız anda ee, bu değeri bu değere bölebiliyorsunuz. 2 sonucunu aldık. Gayet basit bir şekilde aslında. Burada biz eğer yaparsak ondalıklı olursa biz ondalıklı sonuç verir. 5'i yani 2'ye böldüğümüz zaman 2,5 değerini verir. Ama gelip ben buraya bir string yazarsam eğer, test yazdığım zaman, bakın none geldi. Ee, bunun geldiği iyi oldu. None ne demek? Not a number demek. Yani bu bir sayı değil demek. Çünkü bu bir sayı gerçekten değil, bu bir string. O yüzden e, bize bir e, boş bir şey döndürdü aslında. Yani none, not a number. Peki bir şeyin none olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Ya ben mesela bu e, yapılan bölme, gerçekten doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş. Bunu onu öğrenmek istiyorum. Şöyle bir metot var. isnan diye bir metot var. E, total dediğim zaman nan gelmişti. Yani bir izlan aslında not a number, bir sayı değil mi? Bakın true döndürdü. Evet bir sayı değil. Nan, nan çünkü. Bu şekilde böyle bir metot da var. Bunları da göstereyim ben hızlı bir şekilde. <laughs> Şimdi bir sonraki metoduma geleceğim. Ee, eksi, aynı şekilde eksi de var bu arada. 5 eksi 2, 3 aynı şekilde. Total'i yazdıralım. 3 aldık. Gidip biz buraya yine bir e, string yazarsak yine bundan değeri alıyoruz. Çünkü bu bir sayı değil. Bunun dışında e, aslında e, bunlar şu ana kadar matematikte gördüğünüz bildiğiniz şeyler. Ama bunun dışında e, mesela çarpı var. Çarpı nasıl yapıyorum? Onda direkt olarak bir e, bu yıldız işareti galiba. Yıldız işareti koyduğum anda otomatik olarak çarpma yapabiliyorum. 5 ile 2 çarptığım zaman 10. Mesela test ile 2'yi çarpalım. Yanından değerini aldım. Gerçekten mantıklı değil. Hatta evet, burada şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. E, direkt olarak bu şekilde tanımlamak zorunda değilsiniz. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. A'yı 3 çarpı 2 artı 5 diye tanımlayabilirsiniz. İşlem önceliğine dikkat edecektir bu arada. Yani gidip siz, siz buraya 5 artı 2 çarpı 5 yazarsanız bu size 15 değerini verecektir. Çünkü işlem önceliği var burada. E, fakat bu şekilde yapabiliyorsunuz yani şey düşünmeyin her türlü illa 5 yazacaksınız sonra gelip de burada a eşittir 5 çarpı 3 falan da yazmayacaksınız. Buna gerek yok söyleyeyim ben yine bunu. Var 5'tir 3 diyelim şimdi. Peki tamam 3 çarpı 5'i de gördük. çarpma işlemini de gördük. Peki üssü almak istiyorum. Ya ben mesela var a'yı 2 yapayım. Ve ben mesela 2 üssü 8 yapmak istiyorum. 2 üs, üssü yapmak için ise 2 tane çarpı işaret koyuyorsunuz. Bakın 2 üssü 3 demek bu. Çalıştırdığım anda 8 değerini alıyorum. Bu bildiğimiz üssü. Matematikteki üssü. Ee, bir de bunun dışında e, göstermek istediğim bir şey daha var. <laughs> o da şu olması gerekiyor. Yanlış eğer hatırlamıyorsam. Bakın 10 yazdım buraya. B'de 4 yazdım ve şu işareti koydum. Şimdi bunu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu kalan işareti. Yani 10'u 4'e böldüğüm zaman kalan kaçsa buraya bunu döndürüyor. 14'e böldüğüm zaman kalan kaç? 2. 14'e böldüm. 2 çarpı 4 8. 2 kaldı. Tabi burada 24'e böldüm. Tam bölünüyorsa 0 döndürüyor. Çünkü herhangi bir kalan yok. Bu şekilde aslında çift sayıları ezber, yani çift sayıları öğrenebilirsiniz. Ee, örneğin bir şey 2'ye böldüğünüz zaman eğer 1 kalanını veriyorsa tek sayıdır. Çift, çift ya yani 0 kalanını veriyorsa çift sayıdır. Değil mi? Bu matematik bir kuralı sonuçta. Bunu bu şekilde algılayabilirsiniz bu operatör ile. Ee, bu arada şunu mesela şöyle bir şey göstermek istiyorum. Mesela sizlerinizde bir A değeri var. A'yı hazırlayacağım. Ve ben bu A'yı daha sonradan gelip 3 ile çarpmak istiyorum. Veya A'ya 3 eklemek istiyorum. Ben şöyle mi yapacağım? A eşittir A artı 3. Bu şekilde mi yapacağım? Bu şekilde yapmam gerek yok. Şöyle bir kısaltma yapabiliyoruz. Bunun yerine. Ee, toplam yapacağım zaman A artı eşittir 3 dediğim anda direkt olarak bu A'ya 3'ü ekliyor. Bakın. Yazıyorum. 8 değerini alıyorum. Sadece artı için hiç değil. A eksi eşittir. 3. 2'ye aldım. A çarpı eşittir 3 gibi. Veya A bölü eşittir 3. Oluyor diye biliyorum. Evet o da oluyor. Ve bu şekilde e, kullanabiliyorsunuz bunları. E, şimdi e, sırada geçeceğim kısım ise if if yapısı. Yazayım direkt buna. If yapısı aslında bizim e, Türkçe eğer diye çevirdiğimiz gayet e, mantıklı bir çeviri. Bir yapı. E, bu bize e, bazı bir koşul eklememizi sağlıyor. Örneğin mesela ben var a eşittir 5 dedim. Ve ben şöyle bir koşul diyorum ilk yazıyorum ve burada bir parantez açıyorum açık parantez içeriye sorgumu yazıyorum sorgum mesela a eşit eşittir burada bir e, operatörler var galiba mantıksal operatörler buydu çok bunların isimleri karıştırabilirim ama çok da önemli değil. Şimdi mesela ben a 5'e eşitse buranın çalışmasını istiyorum nasıl yapacağım biliyor musunuz eşit eşittir yaptığım anda eşit eşittir 5 dediğim anda e, burası çalışacak. Şimdi sorguyu karşıladı. Peki bu sorguyu karşıladıysan çalıştırılmasını nerede yapacağım? Onun için de süslü parantez açacağım bir tane. Alta geçeceğim ve buraya yazacağım. Buraya mesela A eşleştir 5 ise konsol olarak test yazdıralım. Şunu silelim. Bakın A eşleştir 5 ise konsol test yazdırdım. Şu an test geldi çünkü A 5'e eşit doğru. E, bu arada bu eşleştirin bir de eşit eşit var. 3 e, adet eşit koyduğunuz zaman şunu kontrol ediyor. Bu farkı size şöyle göstereyim. Mesela ben buraya a eşittir 5 yazayım ve burada da a eşittir 5 yazayım. Bunu yazdığım anda bakın console.log test yazdı. Yani bu if sorgusu çalıştı. Niye çalıştı biliyor musunuz? Çünkü a değeri 5 değerine eşittir. Evet, burada da 5 değerini verdi. Çünkü eşit eşittir e, veri tipi sorgulaması yapmıyor. Eşit eşittir sadece değerin eşit olup olmadığına bakıyor. Ama siz buraya bir eşittir daha koyarsanız o zaman e, hem değere bakıyor hem de veri tipine bakıyor. Yani ben buraya 5 yazdığım zaman burada bir string varken burada bir integer varken çalıştırdığım zaman bakın hiçbir şey olmadı. Çünkü bu üç adet eşit, eşit eşittir koymak, eşit 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 olmak üzere koymak e, bunun hem veri tipine hem de değerine bakıyor. Ama çok daha karşınıza çıkar mı? çok emin değilim. Çıktığı yerler olacak tabii ki. E, bunun dışında farklı operatör bir, bir tane daha var. E, değilse var. Yani ben bunun başına eşit eşittir demek yerine inlem eşittir dersem o zaman a 5'e eşit değilse a'yı 3 yapalım mesela. Yani ben burada diyorum ki a 5'e eşit değilse konsola test yazdım. Çalıştırıyorum. Bakın testi yazdırdı. Çünkü A3. 5'e eşit değil. Peki ben buranın içerisine bir sorgu daha eklemek istersem. Ben buraya var B eşittir 8 diyelim mesela. Ben mesela şunu istiyorum. A 3'e eşitse ve B de 8'e eşitse burası çalışsın istiyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir adet boşluk bırakıyorum ilk sorgumdan sonra. iki adet V işareti koyuyorum. Ve bundan sonra diğer sorgumu yazıyorum. B eşittir 8 ise. Ne yapıyorum? A 3'e eşitse ve B8'e eşitse bu bildiğimiz genelde şu anki müfredat ile 9. sınıfta gönderilen, gösterilen matematik dersi. Matematik mantık dersi. Ee, ve. Ve veya. E, ise yok burada. Ve veya kullanılıyor. İkisi galiba sadece var. Bu aklıma gelirse bakarız. Yazdığım anda çalışıyor şu an gördüğünüz gibi. Test yazıyor. E, yazmasın sebebi ne? Çünkü A 3'e eşit. B de 8'e eşit. Tabii ki bunları e, çeşitlendirebiliriz. A 3'e eşitse B 8'e eşit. 5'e eşit değilse. Şu an A3'e eşit. Evet. B8'e eşit. 5'e eşit değil. Evet. Doğru. O zaman çalışacak. Hatırlarsanız eğer mantık dersi aldıysanız veya V operatöründe iki tarafta doğru olmazsa, iki tarafta durumu karşılıyorsa eğer çalışıyor. İki taraftan en az birisi. İkisi de karşılamıyor olabilir. İkisi karşılamıyorsa yine çalışmaz. En az birisi de karşılamıyorsa her yine çalışmaz. Aynı şeyi söyledim aslında. En az birisi karşılıyorsa çalışır. İkisi, pardon çalışmaz. Yo aynı şeyi söylememişim ben bu V kullandığım zaman bu iki tarafın çalışması lazım anladığınız diye düşünüyorum. İki tarafta doğru değilse eğer çalışmaz. İki taraftan sadece biri doğruysa yine çalışmaz. i̇kisi doğru değilse yine çalışmaz. İkisi doğruysa çalışır. Mantık bu. Keşke daha düzgün anlatsaydım ama böyle çıktı artık. bunun yanında bir de V operatörü var. V operatörü. Bu V operatörü şöyle çalışır. Eğer şimdi mesela doğru veya doğru ise doğru döndürür. Doğru veya yanlış ise doğru döndürür. Yanlış veya doğru ise aynı şekilde bu. Yine do doğru döndürür. Ama yanlış veya yanlış ise bu sefer yanlış döndürür. Yanlıştan kastım ne bu arada? Yani karşılığı doğru. Yani a eşit eşit 3, a eşit 3'e eşit. O zaman doğru. Değilse yanlış. Bu şekilde kullanılır. da normalde genelde burada sıfır ve birler kullanılır. Doğru kelimesi yerine 1 yazarız. Yanlış kelimesi yerine ise sıfır yazarız. Ya yani siz buraya gelip de if 1 yazarsanız bakın test yazısını alırsınız. Çünkü 1 doğru demektir. Sadece 1 doğru değil aynı zamanda true da yazabilirsiniz. True de doğru demektir. If true ise direkt olarak oranın çalışacağı anlamına gelir. Bunu bu şekilde kullanmayacaksınız. Çok saçma çünkü ama bunu da bilin. False yanlış demektir. Çalışmayacağını görürsünüz. <laughs> bu şekilde veya operatörünü kullanabiliriz. A eşleştir 3 ise veya B eşleştir 5 ise. Şimdi ne? a eşleştir 3 ise evet a 3 bu doğru yani evet 1 burası veya b eşleştir 5 B 5 eşit değil hayır burası yanlış yani 0 burası 1 veya 0 neydi burada var zaten 1 yani e, bunun aslında bir, yani Türkçe karşılığı olarak da gayet mantıklı e, doğruysa veya yanlışsa yani 1 veya 0 ise 1 olur e, bunu çalıştırma anda gördüğünüz gibi çalışıyor. Çünkü en az bir tanesi doğru. Veya operatöründe en az bir tanesinin doğru olması yeterli. İsterseniz buraya 8 tane veya yazın. Veya işte e, A eşleştir işte işte 5 ise veya A eşleştir işte işte 8 ise fark etmez. A 5 ise 8 ise veya 3 ise en az bir tanesi bunların en az bir tanesi doğruysa o zaman çalışır. Ama hepsi yanlışsa çalışmaz. Çünkü veya operatörünün çalışma mantığı bu. Evet <laughs> şimdi if'e geldik. Fakat şöyle bir şey yapmak istiyorum. Eğer diyorum A eşleştir işte işte 5 ise test yazdırsın. Ama mesela şöyle bir şey istiyorum. A5 değilse ama A3 ise böyle bir şey yapmak istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Şöyle bir şey yapıyorum. geçiyorum. Aşağı geçiyorum direkt if'ten sonra else if yapıyorum ve buraya ikinci sorgu yazıyorum. A eşittir 3 diyorum. Else ne demek? Tam tersi. Hayır yani değil demek. Tam olarak böyle çevrilmiyor ama yaklaşık olarak bu anlama geliyor. Ve burada bir süslü parantezi açıyorum. Ne demek bu? Öncelikle buraya geldi bu şey kodum geldi buraya. Eğer A eşittir 5 ise bunu kontrol ettim. A5 mi? Bakıyor. Hayır A5 değil. O zaman geçtim. Burası yanlış. Ee, daha sonra aşağı geçtim. Elseif. Eğer ee, değilse yani burası doğru değilse. A5 değilse ve A3 ise burası çalışıyor. Artırabilirim. Elseif A eşit eşittir 8 ise e, önce geliyor. A5 mi? Hayır değil. Buraya geçti. A3 mü Hayır değil. Buraya geçti. O zaman A8 tamam çalıştı. Ben buraya isterseniz bir console.log test 2 yazdırayım. Hatta şöyle yapalım. A8 yazdırayım buraya. Hatta A eşittir 8 yazdıralım. Burada A eşittir 3 yazdıralım. Burada A eşittir 5 yazdıralım. Şu A'mız kaç? 3. Şimdi buraya gelecek çalışmayacak değil mi? Çünkü A5 değil. Fakat geldi. Buraya geldi. Elsif kısmına. Çalıştı çünkü A'mız 3. O zaman sıkıntı yok. Doğru. Ben size if ve elsif arasındaki farkı şöyle göstermek istiyorum. Buraya geldim aynısını yazdım. Ve A'yı da 5 yaptım şunu da sileyim. Böyle bir durumda ne olmasını beklersiniz. Şuraya A3 yazmasını yazmasınız? A3 çok mantıksız oldu. Test 2 olsun. Burada test 1 olsun. Böyle bir durumda ne yapmasını beklersiniz? Test 1 yazmasını beklersiniz. Test 2 mi yazmasını beklersiniz? Yoksa hem test 1 hem test 2 yazmasını beklersiniz? Ben böyle bir şey yaptığım zaman test 1 olduğunu görüyorum. Çünkü Elsif'in mantığı eğer ilki çalışmazsa şeklinde ilerliyor. Yani bu çalışmazsa burası çalışıyor. Eğer bu çalışıyorsa burasına geçmiyor. Bakın buradaki şey sorgu doğru. Zaten ikisi de aynı sorgu. Ama burası çalışmazsa burası çalışacağı için sıkıntı çıkarıyor. Eğer ben buradaki else'i sadece burada if olmasını sağlasaydım bu sefer hem test1 hem test2 çalışırdı. Çünkü herhangi bir bu olmazsa bu diye bir şey yok. İkisi de bir if döngüsü, if yapısı. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. Ama else koyduğum zaman başına o zaman else if yaptığım zaman burası çalışmadığı durumda çalışıyor. Bir de şöyle bir şey var ki a3 yapalım mesela. Şu an bu ikisi de çalışmayacak değil mi? Buna a6 yapalım. İkisi de çalışmayacak. Peki bu iki sorguda çalışmazsa tam tersi durumunda. Yani aslında burada else durumunda ne, ne yapacak? Console.log mesela e, hata oldu yazalım. Bu ne demek biliyor musunuz? A5 ise burası çalışacak. A6 ise burası çalışacak. Eğer hiçbir ikisi de doğru değilse o zaman ne olursa olsun ne şart olursa olsun burası çalışacak. Yani eğer sizin bir if else sorgunuz varsa bir ifiniz ve bir elseiniz varsa ya ife ya da else e, ikisinden birisi else veya if ikisinden birisi illa çalışacak. Ve ben bunu çalıştırdığım zaman hata olduğu yazısını alıyorum burada. Çünkü neden? Burayı konsolidetti a5 mi değil. Burayı konsolidetti a6 mı değil. O zaman en son else kaldık. Artık ne no olursa olsun hiçbir önemi yok. İkisi de değilse o zaman else çalıştı ve hata oldu dedi. Bunun da mantığı bu şekilde aslında. <laughs> e, tabii ki burada da aynı şekilde şunu kullanabiliyorsunuz. E, ben mesela size bir metot göstereyim. Mesela, hem eskilerine biraz dönüyoruz, hem biraz farklı şeyler oluyor. Mesela ne yapmıştık? Ee, A eşittir, 3, B eşittir test yazmıştık, birbirine bölmüştük, nan almıştık değil mi? Ben mesela şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, örneğin mesela 3.27 değerini parantez içerisinde anlamı gerekiyor bir metot uygulamak için parseInt yapacağım. parseInt metodunun içerisine 3.27'yi olacağım. parseInt'in olayı ne biliyor musunuz? parseInt içine aldığı değeri integer'e çevirir. Yani bir tam sayıya çevirir. Çalıştırdığım anda 3 değerini alıyorum. Çünkü 3.27'yi bir tam sayıya çevirmeye çalıştığı zaman e, tabii ki ondalıktan ister 3 kalır. O zaman direkt olarak 3 sonucunu alırım. Ama ben buraya gelip de test yazarsam anlamsız bir yapı ya, yani sonuçta e, test yazısı integer tam sayıya dönüştürebilir mi? Hayır dönüştürülemez. Çalıştırdığım anda nan değerini aldım. Peki ben bu nan değerini iftarlı kullanamaz mıyım? If is nan a ise ben mesela console.log a tanımsız yazabilirim. else ise de a tanımlı yazabilirim. Ne oldu peki? Bu arada gidip de şu e, süslü parantezlerin olduğu noktada virgül koymayın. E, bu çok anlamlı bir şey değil. E, buralara koymanız, sadece kodların oraya koymanız gerekiyor. Bunlar sadece benim parantezlerim. Bahsedeceğim birazdan bundan. Şimdi ben böyle bir şey yaptığım zaman ne oldu? Çalıştırdığım zaman, yazamadım. a tanımsız dedi. Çünkü sebebi ne? İznan bize ne döndürüyordu? Gösterelim isterseniz tekrarını iznan is a yazdım. Bakın True döndürdü yani ben aslında if true oldu burası. Çünkü a bir nan yani not a number. O yüzden ilk if sorgusuna girdi ve çalıştı dolayısıyla a tanımsız dedi. Bu şekilde aslında iznanı kullanabiliyorsunuz. Gidip mesela şunu da yapabilirdiniz a direkt olarak undefined yapalım bunu. Undefined tanımlanmamış a diye bir değişken var ama tanımlanmamış bir değişken. Gelip ben burada undefined olup olmadığını kontrol edebiliyorum. Eğer undefined ise alt tanımsız diyorum. Bakın. E, bu sefer ne, ne oldu? Yani şöyle bir şey var. E, undefined çok mantıksız oldu. If a yaptığım zaman a tanımlı değerini aldım. Çok, e, a eşleştir undefined diyecektim bu arada. Kafam karıştı. A undefined ise a tanımsız yazsın istemiştim. Evet tanımsız yazdım. E, ama ben bu şekilde a eşleştir undefined yazmama gerek var mı? Veya mesela diyelim ki e, göstermedi göstermediğim göstermeyi unuttuğum bir veri tipi daha var o da boolean bu arada şimdi aklıma geldi o da sadece true ve false demek aslında. Yani var a eşittir true yazdığım zaman bu bir, 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 aynı zamanda true değerini alıyor. False yazdığım zaman ise sıfır yani yanlış değerini alıyor. Bu da bir veri tipidir unutmayın. Mesela ben <laughs> var a eşittir true yazdım. If'in içerisinde illa şöyle mi yazacağım? If a eşittir true ise. Böyle yazmayacağım. Çünkü zaten eğer a true ise bu şekilde silsem de bu şekilde çalışır. Bakın bunu yazdığım zaman A tanımsız aldım. Yani şu şurası çalıştı. Çünkü zaten true olduğu için çalışır. Eğer mesela if A falsesa ve ben bunu yazdığım zaman A tanımlıyı aldım. Çünkü bu A false olduğu için burası çalışmadı. Çünkü direkt olarak buraya aslında false geldi. Yer değiştirme gibi düşünebilirsiniz. A yerine false yazıyor burada. E, o yüzden çalıştı. Şimdi benim göstermeyi unuttum. E, unutmadım aslında. Şu an göstereceğim son bir şey var. Bu, bu true false ile alakalı. O da şu. Bakın console.log yazdığım zaman false olabiliyorum. Ve ben bunu tam tersi olsun istiyorsam. Ya ben burada false ise true yazsın istiyorsam ne yapacağım? Başına bir ünlem koyacağım. Ünlem. E, Boolean bir değeri. Yani true false olan bir değeri. Tam tersine çevir. True ise false. False ise true yapar. Çalıştırdığım anda bakın true değerini alıyorum. Çünkü başında bir ünlem var. Ünlem aslında e, not anlamına geliyor. Tam tersi yani. Neyse tam tersini al anlamında. Mesela ben burada ne yapabilirim? If ünlem a ise. Yani eğer e, a... Aslında ünlem koyduğum için true anlamına geliyor false vardı ünlem vardı true oldu tam tersine çevirdim a tanımsızı aldım çünkü a'nın tam tersi false'un tam tersi true olduğu için çalıştım bunun şöyle bir şey de var bu arada eğer bunu siz undefined yaparsanız ki undefined diye tanımlamayacaksınız ama bazı durumlarda undefined olur e, tanımlanmamıştır eğer bir şey tanımlanmamışsa e, o zaman mesela e, şöyle bir sorgulama yapabilirsiniz şimdi ben burada a yaptığım zaman çalışmamıştı ya eğer ünlem a yaparsam ne olur Bakın a tanımsız dedi. Ee, başına ünlem koyamam aynı zamanda bir şeyin tanımsız olup olmadığını anlamama da yarıyor. Ünlem a yazdığım anda e, undefined'ın tersi true aynı false'da olduğu gibi. O yüzden burası çalıştı. Bunları kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey deneyeceğim. Tabi burada bir hata ben yanlış uçağı basmışım. Ee, B is not defined dedi çünkü B diye bir değişkenim yok. Önemli değil bu şu anda. <laughs> e, şimdi scope kavramından kısaca bahsetmek istiyorum. X i̇şte çok alakası var. Her şey alakası var scope kavramının. Yazılımda her zaman ee, bir scope olur. Yani Javascript için konuşacağım şu anda bazı dillerde daha farklı işliyor bu olay e, ve genelde Javascript'te bu scope'lar süsü parantezle belirtilir e, tabi e, sadece süsü parantez değil şu da bir scope'tur teknik olarak şöyle bir şey var şu an mesela farkındaysanız bir liste tanımlıyoruz değil mi const test eşittir bir kapalı parantez açıyorum. Çünkü ben mesela ne, bu, e, bu listenin her elemanını bu kapalı parantezin içerisinde yazmam gerekiyor değil mi? Şimdi ben gelip buraya A yazarsam çalışmaz. Hata verir zaten gözüküyor bakın. A hep nokta içerisinde bir hata var. Altını çizdi. Bu bir hata. Bunu bunu gelip de e, 1, 2, 3 diye bunun içerisinde yazmam gerekiyor. Eğer dışarısında yazarsam, e, bu listemin dışarısında yazarsam çalışmayacaktır. Aynı burada olduğu gibi. scope'ta da mesela bir if sorgusunda, if true sorgusunda da ben bu if'in e, şu şekilde yaptığım zaman ifin içerisindeki sorgu geçerli olması durumunda şu süslü parantezin içerisindeki e, kodlar çalışacaktır. Yani ben gelip de şu aşağıya yazdığım bir kod, bu süslü parantez bu if ile alakalı değil, alakalı değil çünkü ifin alanı, aynı bir alanı gibi düşünebilirsiniz. burada açılıyor, bu satırda açılıyor ve bu satırda kapanıyor. Çünkü parantezi burada açıp parantezi burda kapat. Dolayısıyla e, bu şekilde aslında e, olmuş oluyor. Mesela bunun bir örneğini görelim. Konsol içerisinde a5 b3 diye bir ee, direkt olarak JSON adresi hmm. yazayım. Şöyle. Bakın şu anda e, biraz fazla parantez oldu değil mi? Çok fazla parantez var arada iki tane parantez oldu. Niye? Çünkü şu gördüğünüz kapalı parantez konsol.log'un skobu. Şimdi gelip ben buraya test yazı A diye buraya yazsam e, tabii ki bunu konsol yazdırmaz. Çünkü bu parantezin içerisinde. Aynı olduğu gibi bu süt parantezde JSON'ın e, kabu bölgesi dolayısıyla bunun içerisi bunun içerisinde ilgilendiriyor. E, buna dikkat edin. Aslında anlaşılabilir bir şey bu ama yine de ekstra olarak bahsedilmesi gereken bir şey. E, çünkü bu konuda bazı e, sıkıntılar yaşanabiliyor. Evet, bu videoluk bu kadar. E, aslında e, daha fazlası var, devamı var. İkinci videosu gelecek bunun. E, eğer geldiyse videonun sonunda e, önerilen video olarak çıkacaktır zaten. E, tek videoda bitirmeyi düşünüyordum ama gerçekten çok uzun zaman aldı anlatacağım birkaç kavram daha var. O yüzden iki videoya bölme kararı aldım. Bu videoluk bu kadar. Görüşmek üzere.